Merhaba. Bugün size Kryptonauts adlı Playturn oyundan bahsedeceğim. Kanalımda Playturn oyunlarına ağırlık veriyorum çünkü Playturn oyunları aynı zamanda kendim de oynuyorum ve seviyorum. Şöyle söyleyeyim, şu ana kadar çektiğim bütün videolar çok fazla zaman gerektiren videolar. Axie olsun, işte CyberCat olsun, Nine Chronicles olsun. Bu onlara nazaran sadece günlük bir kere bir iki tuşa basıp çıkacağınız türden bir Playturn oyun. Şöyle söyleyeyim. Oyun aşırı basit. Yatırdığınız parayı 13 günde isterseniz çıkartabiliyorsunuz. Nasıl çıkartabiliyorsunuz? Her şeyi zaten teker teker göstereceğim işte. Her şeyi anlatacağım. Miner, hayvan, bir de konvoy olarak 3 alt tabanda listelenmişler. Önce token'in fiyatına bakalım. İlk çıktığında oyun 1 dolardan çıkmış. Büyük bir hype yakalamış. Tekrar hype yakalamış. 400 dolarları kadar görmüş. Bunun görmesinin sebebi şöyle söyleyeyim. Oyunda çok fazla cliff var. Cliff dediğiniz nedir? Kilit. İlk oyunun token'ini kazandığınızda direkt olarak çekemiyorsunuz. %90'dan başlayan bir fee var ve günlük olarak %3, %3 azalıyor. Zaten genellikle Play to Earn oyunlarda ilk başlarda çok fazla hype olur. Hype'tan sonra düşer. Düştükten sonra duruma bakılır. Şahsen oyun bence çok güzel. Neyi çok güzel? Şöyle göstereyim. Mines kısmında Oracle sistemi var. Oracle ne? Mesela siz kazandığınız ödülleri token başına değil de dolar endeksli bir şekilde alıyorsunuz. Mesela token'in fiyatına kadar düşerse düşsün sizin kazanacağınız yine 5 dolar, 10 dolar, 15 dolar, 20 dolar artarak gidiyor aynı şekilde. Onları göstereceğim. Yani bu yana aşırı güzel bence. Bu arada anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiye değildir. Sadece oyunu gösteriyorum. Yatırıp yatırmamak, kendi risklerinizi almak size kalmış. Sadece öğretiyorum. Şöyle söyleyeyim. Önce oyuna başlamanız için bir konvoy gerekli size. Konvoy marketten alabilirsiniz. Kendiniz üretebilirsiniz. Veya buradan da mint edebilirsiniz. Mint karşılığı da 0,91 NGT. Bence pahalı ama şansınıza güveniyorsunuz. Şöyle bir şey var. İşte level drop şansları burada gözüküyor. İşte bir yıldız çıkarmanız %44, 35, 15, 5, %1. %1 ile minimum 200 güçlü bir miner kazanıyorsunuz. Bu da şuradan listeleyelim. Buradan marketplace, oyunun kendi marketplace'i var. Buradan sattığınız şeylerden de %15 fee kesiliyor bu arada. Mesela 200 güçlü bir Nuhal Baba 11 NGT. Yani bunu çıkarttığınızda zaten her türlü kârda oluyorsunuz. Da şansınız gibi çok düşük bir şans zaten. %15 ile işte 100 çıkardığınızı düşünün. Şöyle göstereyim. 1,3 NGT. Yani çok kötü de çıkabilir 15-50 güç arası. Şansınıza güveniyorsunuz, açabilirsiniz ama ben tavsiye etmiyorum hiç. Buradan almanız daha mantıklı bence. Hayvan kısmı da şöyle. Aynı şekilde bunların da drop şansları var. Ve her hayvanın taşıyabileceği miner sınırlı. Yani madence sınırlı. Mesela bir yıldızlı hayvan bir adet taşıyor. İki yıldızlı iki adet. Üç yıldızlı üç adet. Bu şekilde taşıma şeyi artıyor aynı şekilde de. Burada işte gitgide de parası da artıyor aynı şekilde. Mesela şuradaki 3 yıldızlara minimum 1 NGT'den başlıyor. NGT'nin fiyatı da zaten bu çarttan görebilirsiniz veya oyunda sağ üstte gözüküyor zaten. Konvoylara gelelim. Konvoylar yani alabileceğiniz bence en ucuz şekilde yani hazır bir şekilde birleştirilmiş bir şekilde markette satılıyor. Bunlar bence daha ucuza denk geliyor. Çünkü konvoya hem hayvan takmanız gerekiyor hem de miner takmanız gerekiyor. İkisini de almanız gerekiyor. Bakalım bu ne takmış mesela. Level 2 iki tane
Binek takmış. Aynı şekilde 3 tane de miner takmış. Buna isterseniz bir tane daha miner alıp takabiliyorsunuz. Veya dediğim gibi kendiniz de oluşturabiliyorsunuz. Ve şuradan mesela işte miner mint dediğiniz gibi buradan aynı şekilde de hayvan mintleyebiliyorsunuz. Oranlarını gösterdim zaten burada. Aynı şekilde de buradan konvoy yapabiliyorsunuz. Mesela ben de 2 level bir tane eşek var. Bununla aynı zamanda da 2 tane miner taşıyabiliyorum. Bunların ikisini seçtiğimde create convoy dediğimde bana bir onay gelecek. Bunlara tabii BNB fee'si vermem gerekiyor. Şu anda ben bunu yapmayacağım. Niye yapmayacağım? Şöyle söyleyeyim. Oyunda benim şu anda mesela bir tane konvoyum var. Bu konvoy mesela iki tane konvoy yaparsam her oyuna girdiğimde iki ayrı konvoyla expedition, macera yapmam gerekiyor. Bu gereksiz bence çünkü iki kere fee ödeyeceksiniz. Onun yerine konvoyları birleştirmeniz daha mantıklı. Birleştirmeyi göstereceğim zaten şimdi. Şöyle bir de oyunda kazandığını hatta şimdi birleştiririm. Buradan birleştirmeyi şöyle göstereyim. Buradan ünlem işaretine basıyorsunuz. Yukarı iyi miydi? Nasıl? İyiye basıyorsunuz. Upgrade konvoy diyorsunuz. Mesela benim bu biniği hiç takmama gerek yok. Neden yok? Zaten ben de şöyle göstereyim. Şu anda 4 levellik bir eşek var. Bu zaten 4 kişiyi alabiliyor. 4 kişiyi zaten ben buraya 2 kişi takmışım. Aynı zamanda 2 kişi daha ekleyebiliyorum biliyorum buraya binek olmadan. Bunu eklediğimde gücüm 416 oluyor. Gücünüzün yüzlük biçimlerde artmasına özen gösterin çünkü şurada göstereyim. Mines kısmında 100, 200, 300, 400 olarak mesela 400 gücünüz olduğunda bunun ve bunun altına girebiliyorsunuz. Yani 390 gücünüz olursa maksimum buna girersiniz. Buna giremezsiniz. Ona göre minerslarınızın gücüne dikkat etmeniz lazım. Yani MP kısmı burada gözüküyor zaten. Ben bu bütün minersları bir tane konvoyla birleştireceğim. Benim 200 olan konvoyumun gücü 400'e çıkacak bu şekilde. Buradan gelen fiili onaylıyoruz direkt. Zaten çok düşük bir miktar kesiyor. Bu onaylanırken olayı anlatayım. Burada %60 yazıyor. Şu anda tokenin aşırı dump yemesini ve satış yapmaması için oyunu uzun süreli yapmaya çalıştıkları için oyunu %90'a çektiler bu oranı. %90'a çektiğinde her gün %3 olarak düşüş yapıyor bu claim kısmı. Yani siz mesela şu an konvoyum 400 gücünde oldu. Şöyle göstereyim. Oyundan kazandığınız tokenler şuraya düşer. Konvoyun içine düşer. Bunu toplamak için collect rewards dersiniz. Şu anda mesela benim %84 fee'm var. Yani bunu toplarsam %84 daha az token alacağım. Yani şu an bende olan tokenin %84'ünün yani %16'sını alacağım tokenin. Bu günlük olarak %3 %3 azalıyor. İsterseniz 13 gününde %50'ye iniyor bu. %50'ye indiğinizde yatırımınızı zaten çıkarmış oluyorsunuz. Şöyle hesaplayalım. 200 güçlü bir şey alırsanız, konvoy alırsanız 2 NGT diyor. 2 NGT de burada tanesi zaten 21 dolar, 22 dolar diyelim direkt düz hesap. 44 dolara bir konvoy alıyorsunuz. Buradan da Expedition kısmında siz 200'lük girdiğiniz için size kaç dolar verecek? Buradan 10 dolar verecek günlük olarak. Sizin alacağınız 10 dolar 13 gün sonunda 130 dolar olacak. Bunun %50'sini çekeceğiniz için 65 dolar gelecek size. Aynı şekilde topladığınız tokenler bir de withdraw kısmına da geliyor. Withdraw kısmında da %20 fee var. Aynı şekilde %20'sini de çıkardığımızda pardon yanlış yaptım 65 çarpı 20 böyle 100. 13 eksi 65 bize 52 dolar kalıyor. Biz kaç dolar yatırmıştık? 44 dolar. İşte 13 günde hatta 12 günde parayı çıkartabiliyorsunuz isterseniz. Ama eğer derseniz ben parayı tutacağım
İşte gitgide zaten %3, %3 düşeceği için 30 günün sonunda %0 olacak zaten. Sadece %20 komisyonla çıkış yapacaksınız. Ben açıkçası buradan yanlışlıkla bir kere topladım. O yüzden burada duruyor şu anda. Bunu withdraw dilimli 120 olarak kesecek benden. Expedition'a gönderelim. Expedition'a gönderemiyorum. Neden gönderemiyorum? Sizi böyle atarlarsanız şurada diyor ki kontratı yok diyor. Kontrat nasıl yapacaksınız? Buradan buy contract diyeceksiniz. Benden şu anda 1.28 NGT istiyor. NGT'yi neye göre istiyor? Şuna göre istiyor. Details kısmına girelim. Her miners başına sizden kontrat yapmanızı ister. Ne kadar çok minersınız olursa o kadar çok kontrat ücreti özlersiniz. Yani ne kadar yüksek güçlü minerlar alırsınız kontrat fiiniz daha az olur. Bu şekilde mesela şu anda bende 0.89 var. Bu burada 1.28 olsaydı ben direkt olarak parayı çekmeden direkt buraya yatırabilirdim. Yani herhangi bir NGT almadan buraya yatırım yapabilirdim. Şu anda bende olmadığı için kabul etmeyecek. Bunu onaylarsam muhtemelen kabul etmeyecek. 89 var bende. 1.28 lazım. Nasıl alıyoruz? Şöyle göstereyim. Oyunun chart'ı burada. Aynı şekilde şu anda oyunu oynayan ve elinde token tutan 1569 kişi var. Token'in kontrat adresini alıyoruz. BSC ağında zaten token. Şöyle göstereyim. Buraya token'in adresini yapıştırıyorsunuz. Bu zaten burada sizde böyle olmayacak. Import diyeceksiniz. Burayı importlayacaksınız. Bana kaç token lazımdı? Şöyle bakayım. 1.28. 28 dolar civarı ediyor. Ha, aynı şekilde yatırımınıza buna da ekleyebilirsiniz. O zaman yatırımınız 15 günde falan çıkıyor. Şöyle dönüştür diyeyim. NGT'yi. Fiyat güncellemesi geldi. Tamam, 28 dolara. Onayı veriyorum. Bu video MetaMask kullanımını biliyorsunuz olarak çekiyorum bu arada. Bilmiyorsanız YouTube'dan zaten kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Zaten bu linki de vereceğim. Bunun en alt kısmından da şu AddBSC Network dediğinizde direkt BSC ağını MetaMask'a eklemiş oluyorsunuz zaten. Ek bir şekilde teker teker elinizle yazmanıza gerek yok. Tamam. Şu an NGT'm geldi bana. Oyuna geri dönüyorum. Bir yenile atayım. Buraya bakayım zaten direkt geliyor. Kontrat diyorum. 7 günlük alıyorum. BNB fiilleri zaten çok düşük. 0.00'lı. Tamam. Benden NGT kesmedi mi? Kesmedi. Bunun içindekinden aldı. Muhtemelen ben daha önceden kontrat yapmıştım. Ve iki kişiye. Bu iki kişi kontratlıydı. Şu önceden eklediklerim. Sadece bu ikisinin kontratını ödemiş oldum. Bunu da öğrenmiş oldum. Güzelmiş bu. Hiçbir şey ödemedim şu anda. Geri satabilirim aynı şekilde. Bir de aldığınız tokenleri mesela kontratları çok önemli. Telegram'da diyorlar bazıları token aldım işte geri satamıyorum veya tokenin miktarı düşüyor. Bunları araştırmada almamanız lazım. Bazı tokenler geri satılmıyor, scam oluyor veya işte kontratı ona göre ayarlanmış oluyor. Fiyat düştüğünde sizin tokeniniz falan miktarı düşüyor. Öyle değişik şeyler var. O yüzden PancakeSwap'taki bütün tokenler o kadar da güvenli değil. Çünkü önüne gelen herkes alabiliyor, koyabiliyor.
Aynı şekilde token'in de satıldığını göstermek istiyorum burada. Şimdi benim gücüm 400. Expedition kısmına gidiyorum. Ve girebildiğim Elverde bana gün kazanırsa 0.92 NGT verecek. Bu da 20 dolar ediyor şu an. Yani dediğim gibi bu Oracle sistemi olduğu için her zaman 20 dolar kazanıyorsunuz. Mesela token 1 dolara düşerse siz bu tokenden 20 tane kazanacaksınız. O şekilde. O yüzden aşırı güzel bir sistem bence. Ve şöyle söyleyeyim. Oyunun admini de kendi oynamış bu arada oyunu. Ve 3000 güçlü şeyi var. Konvoyu var. Ve onun kazandığı günlük olarak şuradan göstereyim. 453 dolar. Tabii bu %50 şanslı. Yani 453 dolar günlük. Onlar ne kadar? Şöyle göstereyim konvoyla. Yani hatta şimdi kendimizinkini gönderelim. O zaman da göstereyim. Çünkü hemen onaylanmıyor. Bunu gönderiyorsunuz mesela. Yine BNB fees'i verin. Çok düşük zaten bunlar. 1 dolar bile etmiyor. Öyle söyleyeyim. Günlük sadece zaten bu gönderme işlemini bir kere yapıyorsunuz ve sonuçları görüyorsunuz. Sonuçları görmeyi de göstereceğim. Bu gitsin şimdi. 5 ve 15 dakika arasının içinde sizin konvoyunuz da gözükecek. Bunu nasıl anlayacaksınız? Buraya geldiğinizde sonucu göster olarak burada yazacak. Şöyle göstereyim. 3000 güçlü şeyler ne kadar? 28 NGT. Adamın kazandığı %50 şansı zaten şu anda bu 3000 güç. 28 NGT'ye satıyor. Ve eğer bununla kazanırsa da 20 NGT direkt alıyorsunuz. %50 şansla. Yani 13 gün oynadınız diyelim oyunu. Zaten parası yarısı çıkıyor. 2 günde zaten parası çıkıyor. Fiilleri atarsanız 13 günde %50 artı %20 de oradan katlıyorsunuz. Şöyle söyleyeyim. Fiyat mesela 21 dolarda. Şu an ben mine yaptım. Mine yaptığımda bana dolar cinsinden kaç 20 dolar vermiş olabilir. İleride bu tokenin değeri düşerse tabii benim aldığım dolar miktarı da düşecek. Aynı zamanda artarsa da aldığım miktar artacak. Yani tokenin şu anda fiyatı 21 dolarken benim çekim yaptığımda token 30 dolar falan olursa şöyle günlük olarak göstereyim. Mesela kaç gün? 1, 2, 3, 4 gün önce 31 dolarmış. 30 dolar olursa ben bu parayı %50 katlayacağım zaten. Artı 20. O zaman günlük 30 dolar almış olacağım. Tokenin fiyatı artarsa. Ve şöyle söyleyeyim. Bunu reklam olarak aldım bu arada. Normalde oynamadığım oyunları kesinlikle reklam almam. Ama şöyle söyleyeyim. Bunu beğendiğim özellik Oracle sistem olması ve günlük olarak dolar kazanması. Şuradan bakalım Expedition konvoy kısmından gelmiş mi? Resort gelmemiş. Aynı şekilde buradan withdraw'ı göstereyim. Şu anda ben daha önceden yanlışlıkla çektiğim için burada withdraw kısmında 0.19 NGT'm var benim. Bunu da withdraw diyerek %20 fee ile çekiyorum aynı şekilde. Bana 0.19 değil de %20'sini keserek verecek. Atladığım bir şey var mı bakayım. Dediğim gibi marketplace'ten %15 kesiyor zaten. He, aynı şekilde bir de şey var. Developers'larda token'in %2'si bulunuyor. Marketing kısmında, reklam kısmında da %3 bulunuyor. Liquidity'de %10. Oyunda %85'i bulunuyor. Developer'da %2 bulunması bence çok güzel. Çoğu projede %10 falan ayırıyorlar. Roadmap'inde Mint kısmı zaten şu anda var. Durability'yi getirdiler. Şurada görünüyor zaten repair diyor. 0.41'e bunu repairlayabiliyorum. Şurada 5 kademe var. Bu 2 günde bir azalıyor.
Sıfıra geldiğinde dinlenme var. Eğer dinlenmesini istemiyorsanız NGT veriyorsunuz. Bir iki günde dinleniyormuş zaten. Onu sordum. Yani hiçbir şey vermeden de bu repairlanıyor ama bir şey vermek isterseniz mesela adamın kaç 3000 güçlü şeyi repairlar yani. Çünkü adam çok fazla kazanıyor ama biz küçük yatırım yaparsanız bu NGT vermenize gerek yok. Kendi zaten dinlenmeden çıkıyor. İleride adminle konuştuğuma göre Rare, Epic ve Legendary NFT'ler getireceklermiş. NFT'ler Expedition'da da düşebileceklermiş. Bana dediklerine göre oyun şu anda çok erken. Erkenden gelirseniz çok fazla kazanırsınız diyor. Şahsen ben oyunu beğendim çünkü çok az zaman harcıyoruz ve yaptığımız tek şey bir iki tuşa basmak. Oracle sistemi zaten aşırı güzel. Bütün linkleri zaten açıklamaya bırakacağım. Bu arada zaten oyunun Discord kanalı var, Twitter'ı, Telegram'ı buradan da isterseniz girebilirsiniz. Eksik anlattığım hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum şu anda. Ve en son olarak şu konvoy geldiğinde videoyu devam ettireyim. Burada duraklatayım şu anda. Onu da göstereyim NGT'nin geldiğini. Bu arada topladığımız NGT şu an 0.14 olarak geldi bana. Şuradan satayım hatta bunu da aynı şekilde. Yani demin sattım zaten. Bu da 3 dolara tekabül ediyor şu anda. Gerek yok dursun. Videoyu durduruyorum. Bu result kısmı geldiğinde devam edeceğim videoya. Evet şu anda result kısmı geldi. Bir yaklaşık 10 dakika falan oldu. Sayfayı yeniledikten sonra zaten burada check result kısmı geliyor. Buna tıklıyorsanız aynı şekilde şu kadar bir fee kesiyor. Şunu göstereyim. Hatta ne kadar olduğunu da göstereyim. Şuradan BNB karşılığını göstereyim. 38 sent kesiyor. Yani günlük ortalama 1 dolar veriyorsunuz. Gördüğünüz üzere 0.92 NGT kazandım. Yarın aynı şekilde bu %3 azalacak. Yani. Unutmadan şunu da göstereyim. Minersların burada şeyleri var. Level kısımları, powerları işte burada. Bu hediye kısmı şu. Birine aynı şekilde NFT atabiliyorsunuz. Bunlar size mineladığınızda veya şuradan konvoy satın aldığınızda aslında NFT olarak geliyor. Hatta nasıl kontrol ederiz? Şöyle kontrol edebiliriz. Ben kendi adresimi kopyalayayım şuraya. Girelim. Burada en aşağıda zaten bakın burada bir tane konvoyum var. Birleştirdiğim şekilde bir tane de hayvanım var. Bunları isterseniz oyundan arkadaşlarınıza yeni başlayan birilerine atabiliyorsunuz. Ama yeni aldığınızda bir şey koyuyor. Limit koyuyor. Mesela 11 gün sonra atabiliyormuşum ben bunu. Nereden atabiliyorum? Mesela bunun üstüne gittiğimde zaten bütün her şey burada gözüküyor. Buradan istersen atabiliyorum. Gün bittiğinde mesela 15 gün sonra buradan burn edebiliyorum. Ve bana 0.18 NGT veriyormuş direkt olarak. Buradan da satış yapabiliyorum. Buradan da zaten direkt mount kısmına NGT olarak yazdığımda Submit'e bastığımda onay geliyor. Onaylıyorum. Satıyorum. Dediğim gibi resting kısmı da zaten 24 saat sürüyor. Yani herhangi bir repair vermenize gerek yok. Bana dediklerine göre. Bu işte yüzde ne zaman toplamak isterseniz Collect Reward kısmına da bastığınızda bu içeride bulunan tokenleriniz de withdraw kısmına geliyor direkt olarak. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada eskiden bir videonun altında İsmail kardeşim vardı. İsmail kardeşim senden özür diliyorum. Onu da bu ekrana koyarım bu arada resmini. Buradaysan kardeşim tekrardan kusura bakma. Harbiden de oluyormuş bu arada. Videonuz için teşekkürler. Sorularınız olursa dediğim gibi zaten şurada Telegram kanalları, Twitter, Discord falan burada var. Gruplarına girebilirsiniz. Olmadı işte aşağıda benim Telegram kanalıma falan bırakacağım. İsterseniz oraya da girip sorabilirsiniz soracağınız sorular. Ama videoda biraz uzun oldu farkındayım fakat ya oyunda çok fazla şey var. Yani oyunu herkes yani bir oyuna yatırım yapacağı şeyi bilmek ister. Ben öyle düşünüyorum. Çünkü detaylı anlatıyorum ki kafanızda soru işaretleri kalmasın. O yüzden videoyu uzun tutuyorum. Geçerek de izleyebilirsiniz isterseniz. Video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi kazançlar.